Günün ikinci yarısından merhabalar değerli arkadaşlar. 100 endeks ve aralık vadeye baktığımızda hafta sonu dün, daha doğrusu cuma günü yaşanan o sert tepki sonrası, ki bu seviyeler biliyorsunuz bizim daha önce bahsetmiş olduğumuz HDTR'ye göre 71.800, vadeli işlem aralık vadede 88.200-88.600 bölgesine dokunduktan sonra gelen tepkiler şu an için devam ediyor. Ama ne demiştik? HDTR'ye göre aslında aralık vadedeki noktaya baktığımızda 7.150'leri gördükten sonra 4.250, bu da zaten 91.000'e denk geliyordu. Bugün görülen seviye neresi? 91.075. Tam da şu an, şöyle bir işaretleyelim, 4.250'ye biraz önce gördü. Hemen dönüp bakalım isterseniz. Şöyle bir o rakamı, o endeksi alalım ve üzerinden ilerleyen saatlerde ne olabilir onu yorumlayalım. Şu an için tepki gayet güzel gözüküyor ama önemli bir dirençte. Yani biz açıkçası 4.350'de görüyorsunuz HDTR'yi. Ne demiştik? 4.250'nin üzerine çıkmasını beklemiyoruz. Yani şu seviyede, yani 4.250'nin üzerine derken demek istediğimiz 4.000'in 3.300'e doğru, yani tepkinin daha 1.000 puan daha tepki vermesini beklemiyoruz. Dolayısıyla buranın önemli bir direnç olduğundan bahsediyoruz. 100 endeks tarafına döndüğümüzde de bunun denk seviyesi şu an için 2.880'lerde neresiydi? 71.800'e geldiğinde 5.250 ifade ediyordu ve oradan tepki verdiğini, tepki vermesini bekliyorduk ve oradan tepkinin geldiğini gördük. Nereye kadar? 5.250'den 2.600'e kadar. O da 2.600'e 74.000'i gösteriyordu. Neresi görüldü en yüksek bugün için? 74.000 görüldü. Dolayısıyla şu an için bu bölgeler çok önemli bölgeler. Yani buradan HDTR 100 endekste nedir diyecek olursak, aralık vadede 4.300, yani bugünkü kapanış 91.000, hemen şöyle bakalım, bugünkü aralık vadede 91.300 gibi ve bunun üzerinde bir kapanış olacak olursa tepkinin 1.000 puan daha yukarı gitme ihtimalinden bahsedeceğiz, bu noktadan konuşacağız. Yani 91.700'lere kadar belki konuşuyor olacağız ama beklemediğimizi söylüyoruz. 100 endeks tarafında da 74.000 o kadar kritik bir seviye ki tam şimdi bu aralıkta olduğunu görüyoruz. Haftalıkta da zaten bu seviyede. Yani bu da 2.600'e denk geliyor. Şu an nedir 100 endeksteki son HDTR? Hemen dönelim. Bakıyoruz. Kaçmış? 2.800. Zaten 73.900 demek ki tepki verebileceği kadar vermiş aslında. Dolayısıyla hemen buradan döndüğümüzde 2.600'ü görüyoruz. Şu anki fiyat nedir? 2.800. Dolayısıyla ilerleyen dakikalarda, saatlerde bu bölgenin direnç olarak çalışmasını bekliyoruz. Bunu söyleyebiliriz. Ola ki bizim beklediğimizin dışında güçlü durdu ve kapanışta şu an bulunmuş olduğu HDTR 2.800 üzeri demek 74.000, hemen bakalım, 74.250 veya 74.300 üzerinde eğer bir kapanış yapacak olursa, buradan itibaren de 2600'ün sıfırlanması anlamına gelecek ki 2000 puanlık bir tepkiden bahsedeceğiz. Yani 75-76'ya kadar olan, pardon, 76-76.5'a kadar olan bir hareketten bahsetmiş olacağız. Bunu beklemediğimizi zaten söylüyorduk. 100 aralık vadede ise tepkinin eğer buradan şu an için aralık vade, hemen bir daha bakalım kaçta demiştik. Hemen dönüyorum. 4.250'nin üzerinde olması demek 1.000 puan daha tepkisi vermek demek. Şu an için, şu an bulunduğu seviye kaç? 98.50, 92.000'lere doğru. Yani 92.000'lere doğru, gördüğünüz üzere haftalıklarda mavi nokta, günlüklerde de günün en yüksek seviyeleri. Buraya kadar dokunması ihtimalinden bahsedeceğiz. Yani tepkinin 1.000 puan daha gelişmesi beklenebilir. Ve bizim beklemediğimiz bir senaryodur bu. Bundan bahsediyorduk. Ve hemen şöyle isterseniz 60 dakikalık grafiğe bakalım. 60 dakikalıkta önemli bir direnç bölgesinde görmüş olduğunuz üzere. Bu kırmızı hat daha önceden de önemli dirençler olarak çalışmıştı, gördüğünüz üzere. Sürekli çalışan önemli bir direnç. Hatta bu ortalama kırıldıktan sonra sürekli ortalamanın altına gitmiş. Bu da bir ders niteliğinde olarak izlenebilir. 100 tarafına baktığımızda yüzde de aynen bulunduğumuz seviye 74.000'i görüyorsunuz, ne kadar önemli. 74.000'i ne zaman söylemiştik? Cuma söylemiştik. 71.800'ü gördük, 74.000'e kadar. 71.800'den eğer 74.000'e olacak tepkiyi bir kazanç olarak düşünecek olursak, Borsa İstanbul %3 tepki vermiş oluyor bu noktada. Onun için şu an için bu hareketin biraz daha
burada dirençle karşılaşmasını beklediğimizi söyleyebiliriz. Hisselerden birkaç tanesini isterseniz bakalım. Garanti Bankası biraz daha bu noktada baktığımızda HDTR kaç görüyoruz? 5.4, hemen dönüp bakalım. 52, yani belki 2 kuruşluk daha tepki ihtimalinden bahsedebiliriz. Şu an için fiyat ne? 7.38, yani 7.40'lar iyi bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. Son dönemin hareketlerine baktığımızda burada sıkışan bir hareket görebiliriz. Yani şunu da söyleyebiliriz aslında, eğer bir simülasyon yapacak olursak şöyle söyleyelim. Sıkışan var. Yarın daha tabii ki önemli gün olacak. Şöyle sıkışan bir hareket. Yarından itibaren bu satış tekrarya devam edecek. Ya da hemen şöyle şunu sildikten sonra bir tane daha alalım. Yani bizim senaryomuz yarından itibaren tekrar satışların gelmesi. Şu hareketi şöyle biraz daha sıkışması ama sonrasında bir satış gelmesi. Yani her halükarda satış bekliyoruz. Ama sıkışan hareket yarın tekrar satışların başlaması anlamında da o işaret verecek, veriyor olabilir. Bunu izleyeceğiz. Ya da sıkışan hareket birkaç gün daha devam edecek ama sonrasında satış gelecek. Yani bizim beklediğimiz senaryonun dışında bir hareket olması için 7.55'ler üzerinde, hemen şöyle dönüp buradan da bakarız, 7.53-7.55 üzerinde kapanışların olması bu senaryomuzu bozabilir. Yüz endeks tarafında da biraz önce bahsetmiş olduğumuz o, eğer simülasyon benzer hareketi yapacak olursak bu noktada şu bölgede sıkışan hareket, burada da bugün pazartesi, salı, çarşambadan sonra ya satışın devamını göreceğiz ya da bir süre daha burada sıkışacak, daha sonradan bir hareket gelecek. Ya çarşambadan sonra satış gelecek ya da biraz daha sıkışacak 3-5 gün sonra, hafta sonuna. Ya çarşamba ya hafta sonuna doğru, cumaya doğru satış göreceğiz. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Bizi izlemeye devam edin. Teşekkür ediyoruz.